Çocuğun dünyasında cinler, periler, cehennem ateşleri, günahlar, sevaplar değil, çizgi filmler, sevimli kurbağalar, oyunlar vardır. Soyutlama yeteneği sıfır olan çocuğu bir büyük yerine koyup ona din yüklemeye kalkarsanız ruhsal dengesini bozmuş olursunuz. Bunu niye bir de zorla yapmaya kalkıyorsunuz? Zorunuz nedir? Benim çocuğuma niye zorla bir din öğretmeye kalkıyorsunuz? Sadece çocuklara değil, büyüklere de devlet bir dini zorla öğretemez. Öğrenmek isteyen gider, öğrenir. Çocuklara iyi insan olmayı öğretin. Yere düşeni kaldırmayı, arkadaşlarına iyi davranmayı öğretin. İnsanlara da eğer öğretecekseniz dinler tarihini öğretin. Çocuklar büyüdüğünde onlara da öğretirsiniz. Tabii buna birikiminiz varsa. Din eğitimi toplumu kalıba dökmek amacıyla arttırıldıkça arttırılıyor. Oysa medeniyet ölçeğinde din eğitimi devletlerin değil ailelerin karar vermesi gereken bir haktır. Türkiye için bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir dizi kararıyla din dersi zorunluluğunu ve içeriğini hukuk dışı saydı. Buna rağmen iktidar din dersi zorunluluğundan vazgeçmiyor. Üstelik ek ders dayatmaları ve üst sınav sorularıyla eğitimde dinselleştirmeyi yayıyor. Son Milli Eğitim Şurası'nda da ilkokul öncesine bile din dersi tavsiye aldırarak çocukların ve hak ve ailelerin hak ihlalini derinleştiriyor. Din dersinin emperyalizmin Yeşil Kuşak projesi çerçevesinde 12 Eylül darbecilerince zorunlu kılındığı anımsanırsa bu noktada basit bir inanç sorunu karşısında olmadığımız çok açık. İktidarlarına emir kulu yetiştirmek için din eğitimini araçsallaştıranlar gerçekte çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini çalıyorlar. Dünya deneyleri gösteriyor ki siyasallaştırmış inançlarla ne bilgi üreten nesiller yaratılabilir ne de adil, huzurlu, kalkınmış ülkeler. İslam coğrafyasının hali ortada. Dolayısıyla iktidarlara düşen 4-6 yaş çocuklarına bile din dersi dayatmak değil, dünya standartlarında bilimsel ve sosyal bir eğitim sağlamaktır. Yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü garanti etmektir. Toplumuna aş, iş, sağlık sorunları çözmektir. Okulların içeriğinin nasıl boşaltıldığını milli geçen gün öğretmen kanunu çıkarken tekrar gördük. Okulları sadece öğretmenler çökertmediler. Zorunlu din dersi ve bilim dışı uygulamalarla okulların eğitimden tamamen uzaklaştırdılar. Şimdi de zorunlu din dersini anaokullarına getirmeye çalışıyorlar. Bir yandan çok kültürlü bir coğrafyadan söz ediyorlar, çok inanışlı bir coğrafyadan söz ediyorlar. Öte yandan bilimin hakim olması gereken yerden söz ediyorlar. Zorunlu din dersinin anaokulların ve okullarda okutulmasının bilimle ve çağdaş eğitimle alakası yok. Aynı zamanda bu coğrafyanın kendi yapısına uygun değil. Biz zorunlu din dersinin kaldırılması, özellikle de çocukların özgür, layık bir eğitim alabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yapmak gerekiyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Toplumların hakim kültürel kodları, egemen siyasi ideolojileriyle eğitim anlayışları aynı ruhu taşır. Haliyle eğitimin sorunları da kültürel ve egemen siyasi ideolojilerin semptomlarıdır. Eğitimle insan olunuyorsa eğitimcinin eğitimi sorununa nasıl yaklaşılmalı der Kant. Bu bağlamda siyasal İslamcı otoriter rejim tarafından asimilasyon ve biat etme politikalarıyla son Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar bağlamında 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklara kadar indirgenen, dayatılan, zorunlu veya seçmeli din dersleri, çocukların sosyal, ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimlerini etkileyerek, duygusal ve zihinsel zekalarını olumsuz yönde etkileyip, düşünmeyen, sorgulamayan, eylemeyen, özcesi, koşulsuz biat eden kindar ve dindar bir nesil hedefliyorlar. Laiklik ilkesiyle de örtüşmeyen zorunlu din dersleri ve bir bütün olarak eğitim sistemi eğitim hakkı ilkesine uygun olarak yeniden demokratik ve hukuk devleti çerçevesinde düzenlenmelidir. Bilim, sanat, yaratıcılık, eleştirel, özgür düşünceye hayat hakkı tanımayan,
her türlü sömürü ve yolsuzluğu perdeleyen, emekçileri parçalayıp birbirine kırdıran, dinci, mezhepçi, ırkçı, cinsiyetçi, nepotizmci, militarist, faşist, nefret politikalarına karşı kararlılıkla mücadele eden, özcesi yaşamın içinde bilinç düzeyi yüksek, değersizliğin hakim olduğu şu günlerde değer yaratan, fikir üreten, özgür düşünen bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi talep ediyoruz. Türkiye'de zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Özellikle Alevi çocukları başta olmak üzere zorunlu sünnilik dersleri çocukların gelecekteki kültürel felaketidir. Örneğin İngiltere'de olduğu gibi tüm inançların tanıtıldığı dersler olabilir. Ya da Fransa'da olduğu gibi tamamen kaldırılabilir. Fakat sadece sünniliğin dayatıldığı zorunlu din dersleri bizim çocuklarımız başta olmak üzere sünnilik dışında kalan tüm çocukların gelecekteki kültürel felaketidir, soykırımıdır. Okul öncesinde 4-6 yaş grubundaki çocuklarda din eğitimi verilmesi hem pedagojik hem de bilimsel anlamda olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Bu anlamda bu yaş gruplarında din dersi eğitimine hayır. Merhaba, ben Türkiye Partisi üyesi Nurhan Altınakar. Alevi çocuklarıyla ilgili özellikle yuvalarda 4-6 yaş arası da din eğitiminin zorunlu olması söz konusu olduğunu öğrendim. Öğrenmiş bulunuyoruz. Gerçekten bu insanlık dışı ve çocuklarda travmalara neden olabilecek bir şey. Bizim zamanımızda din dersleri zorunlu değildi, seçimliydi. Daha sonraki 80 Anayasası ile beraber biliyorsunuz din dersleri ortaokul ve liselerde zorunlu oldu. Ancak şu anda bunu bu zorunluluk sadece Hristiyan ve Musevi vatandaşlar dilekçe vererek bu din derslerinden muaf olabiliyorlar. Örneğin Alevi ise Alevi vatandaşı bir dilekçe vererek bu derslerden muaf olamıyor. Bu zaten berbat bir şeydi. Hele hele şu anda 4-6 yaş grubunun herhangi bir şekilde herhangi bir din eğitimi almasına pek çok pedagog ve psikolog karşı. Çünkü bildiğiniz gibi çocuklara cennet, cehennem gibi bir takım fikirlerin söylenmesi onlarda çok ciddi travmalara yol açıyor. Kesinlikle bunun geri alınmasını istiyoruz. Bir inanç sisteminin devlet zoruyla okullarda çocuklarımıza okutulmasının sakıncaları ortada. Devlet bütün inançlara eş mesafede durmak durumundadır. Yapısı gereği bunu gerektirir. Çünkü bir devlet yapılanması toplum sözleşmesidir. Hiçbir inanç devlet tarafından başka inançlara dayatılamaz. Bütün inançlara eş mesafede duran devlet inançlar kadar inançları da garanti altına almak zorundadır. Bu yasalar herkesin yasasıysa yasalar bütün inançlara eşit uygulanmak zorundadır. Bu bakımdan zorunlu din dersi uygulaması çağ dışı bir uygulama. Demokratik barışı tehdit eden bir uygulama. İnsanların inanç sistemini baskı altına alan, manipüle eden bir uygulama. Bu uygulamanın bir an önce son verilerek demokratik, layık, çağdaş ve özgürlükçü bir eğitim sistemine okullarımızın kavuşturulmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, değerli canlar, zorunlu din dersleri 12 Eylül faşist yönetiminin üzerimize giydirdiği bir deli gömleği gibidir. Amaç Amerika'nın ılımlı İslam Cumhuriyeti projesidir. Bu amaçla yapılan bütün çalışmalar 50 yıllık dönem içerisinde bütün müfredatlar bir İslamcı, dindar ve kindar gençlik yetiştirmeye dönüktür. Bizler çağdaş, laik ve aydınlık yüzlü insanlar istiyoruz. Bu amaçla zorunlu din dersleri ebeveynin kendi tercihine bırakılmalıdır. Ve bu anlamda zorunlu din dersleri kaldırılmalı. Türkiye laik, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olmalıdır. Bu uğurda vereceğimiz mücadeleyi asla geri plana atamayız. Bu uğurda vereceğimiz mücadele hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. Bu amaçla hepimizi desteğe davet ediyorum saygılarımla. Evet, çocuklara karşı şiddete karşıyım. Çocuklara karşı uygulanacak her türlü şiddete sizler de karşı olun.
4 yaşında, 5 yaşında anaokulundaki çocuklara ilişkin dinsel eğitim veriliyor. Bu dinsel eğitim aynı zamanda çocuklara karşı şiddettir. Bunun karşısında duralım. Çocukların düş dünyasının gelişme sürecinde dinsel eğitimle yapılacak bu şiddet çocukları geleceğe hazırlamaz, çocukların iş dünyasını paramparça eder. Bu şiddetin karşısında duralım. Erdoğan ve AKP'si kendi siyasi iktidarını tahkim etmek için dini inançlar ve mezhepler üzerinden toplumu kutuplaştırma siyasetini tercih etti. Tek adam yönetimine dayanan siyasal düzene uygun olarak toplumsal düzeni de dini esaslar çerçevesinde yeniden düzenlemeyi hedefledi bu iktidar. Eğitim politikaları, kadın politikaları bu hedeflerine uygun bir şekilde tercih edilmeye başlandı. Nitekim Erdoğan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere yayılmacı ve selefici dış politikasına, kutuplaştırıcı iç politikasına uygun olarak toplumsal düzeni yeniden düzenlemek üzere adımlar attı. Şimdi bu siyasetini ilkokul ve okul öncesi çocuklara kadar indirmek üzere girişimleri söz konusu. Ancak şunu çok açık ifade edelim. Siyasi iktidarın siyasi gericiliğe dayanan bu politikaları şimdiye kadar tutmadı. Bundan sonra da tutmayacak. Gerçek bir laiklik için, dinin devletten ve okuldan uzak tutulması için, belediyeler dahil devletin çeşitli inanç gruplarına, dini gruplara ve mezheplere destek vermemesi, tanıdığı ayrıcalıkların son bulması için, inanma ve inanmama hakkını güvence altına alan gerçek bir inanç özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da mücadele edeceğiz. Laiklik mücadelesini, gerçek inanç özgürlüğüne dayanan laiklik mücadelesini demokrasi mücadelesinden ayrı tutmuyoruz. Dolayısıyla demokrasi mücadelemizin bir parçası olarak gerçek laiklik içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Okul öncesi eğitim programlarına din derslerini eklemek gibi akıl dışı bir öneriyi herhangi bir çağdaş eğitim programının onaylayabileceğini, kabul edebileceğini düşünemiyorum. Böyle bir girişimin bilimsel, hukuki, insani bir dayanağı olduğunu da zannetmiyorum. Türkiye'nin eğitim politikaları zaten uluslararası ortamlarda oldukça başarısız. Her yıl dünya ölçeğinde yapılan eğitim başarısı ölçümlemelerinde herhalde son sırayı alabilmek için böyle bir düzenleme yapmaya çalışanlar var aramızda. Çok utandırıcı bir davranış. 12 Eylül faşizminin getirdiği uygulamalardan biri olan zorunlu din dersleri hala devam ediyorken, bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinlik kazanmış, bağlayıcı, uygulanması gereğinin yerine getirilmesi gereken kararı hala görmezden geliniyorken, okullarda seçmeli adı altında zorunlu din derslerinin yanı sıra başka din dersi niteliğindeki derslerin yaygınlaştırılması amacıyla Diyanet eliyle, bakanlıklar eliyle bir kampanya yürütülüyorken çocuklarımız ve aileleri üzerinde psikolojik bir baskı kurulmak isteniyorken bir de okul öncesi çocuklara din eğitimi vermek şeklinde bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için bir çaba içerisine girdi mevcut iktidar. Olacak şey değil. Meselenin pedagoji bilimiyle ilgili neredeyse tartışma kabul etmez önemde boyutları olması bir yana, kim ne yapmak geleceğimiz olduğunu söylediğimiz çocuklar üzerinden ne tür bir gelecek inşa etmek istiyor sorusu herhalde hepimizi düşündürmelidir. Laik olduğunu iddia eden, hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden, bunlar anayasada yazılı hususlar.
bütün yurttaşların yasa önünde eşit olduğunu iddia eden, demokrasi olduğunu iddia eden bir ülkede etnik, kültürel olduğu kadar dinsel, inançsal manada da çeşitliliğiyle anlamlı, değerli olan bir ülkeyi kimler ne tür bir kalıbın içerisine sıkıştırmak istiyorlar? Bu herkes açısından, hepimiz açısından düşündürücü olması gereken bir sorudur. Okul öncesi din eğitimi neresinden bakılırsa bakılsın kabul edilemez. Çocuklarımız üzerinden geleceğimizi karartmak isteyenlere izin vermemek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Ben Aydın Tonga. Din eğitimi inançların katılımcı, çoğulcu ve objektif bir anlayışla öğrencilere aktarılmasıdır. Bu aktarımın hangi şartlarda, hangi koşullarda ve hangi yaş düzeyinde verileceği öğretmenlerin, pedagogların ve eğitim camiasının ortak kararlarıyla mümkün olabilir. Dini eğitim ise yalnızca bir inancın, o inancın hüküm, kaide ve kurallarının öğrencilere aktarılmasıdır. Burada da görüleceği üzere dini eğitim talep odaklı olabilir. O eğitimi yalnızca isteyenler alabilir, zorunlu olmamalıdır. Türkiye şartlarında baktığımızda ise din eğitimi adı altında verilen eğitimin aslında dini eğitim olduğunu görüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi dini eğitim zorunlu olamaz. Zorunlu dini eğitime hayır. Zorunlu din eğitimi pedagojik olarak sakıncalıdır. Zorunlu din dersi çocukta korku ve kaygı yaratır. Gerici ve ırkçı eğitim politikalarını istemiyoruz. Laik bir ülkede din eğitimi devlet tarafından verilemez. Laik bir ülkede devlet din işleriyle de ilgilenmez. Diyanet derhal kaldırılmalı, Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir ülke olmalıdır. Zorunlu din dersi her şeyden önce bir insan hakları ihlalidir. Kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan ve inanmayan herkesin çocuklarını anne babalarının elinden alma operasyonudur. Laik bir devlette bunun yeri yoktur. Bu olsa olsa teokratik bir devletin, şeriatçı bir anlayışın ürünüdür. Yıllardan beri ülkemizde sürdürülmekte olan bu saldırı mutlaka ve mutlaka geri püskürtülmelidir. Hele de Danıştay kararları, Yargıtay kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararları ortadayken tek tek velilerin yapacağı bir iş değil, toptan inanç özgürlüğü isteyen, insan hakları isteyen her kesimden insanlarımızın ortak mücadelesiyle bu saldırı püskürtülebilecektir ancak. Çocuklarımız özgür inanmalı, özgürce yaşamalıdırlar. Bunu sağlamak biz anne babalarının elindedir. Merhaba. Laik, kamusal, bilimsel okul öncesi eğitim her çocuğun hakkıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı kamusal mali durum beklentiler raporu ile birlikte 5 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin başlatıldığı açıklamalar yapıldı ve şuradan kararlar çıkartıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan Kur'an kursu eğitiminin sunduğu eğitimin müfredatı, içeriği, okul öncesi eğitim kapsamında değerlendirilmesi için gerekli koşulları sağlamamaktadır. Bu kurslarda görevli kişilerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca saptanmış pedagojik formasyon ve yüksek öğretim kriterlerini taşımamaktadır. Ayrıca çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerinin yanında pedagoji bilimine aykırı bir şekilde soyut bilgiler dayatılmakta, çocuk hakları normlarında da var olan mevzuata ters düşmektedir. Bu kurumlar artık sadece dogmatik düşüncelerin çocukların zihinlerine boca edilerek hayatlarının çalındığı yerler değil, fiziki ve psikolojik şiddetin, cinayetin, tecavüzün, kısaca her türlü vahşetin yaşandığı yerler haline gelmiştir. Eğitim kamusal bir haktır. Barınma hakkı da tüm çocuklarımızın en temel hakkıdır. Sosyal devlet ilkesinin temel gereği olarak ücretsiz sağlanmalıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatta kalması ve demokratik bir eğitim alması bu dinci döngünün kırılmasına, kamusal, laik, bilimsel eğitimin yaşama geçirilmesine bağlıdır.
Çocukların ve gençlerin etrafını çevreleyen hayat çoğuldur, renklidir, kamusaldır. Hayat farklı olan kişi ve topluluklarla etkin karşılaşmalara açıktır. Dindar ve kindar bir nesil yetiştirme arzusunun yaşamda karşılığı yoktur. Ancak oluşturulan kamusal ve toplumsal denetimden uzak yapılar, yaşamla bağları zayıflamış çocukların yaşamına mal olmaktadır. Geleceğe güvenle bakması gereken, özgüveni ve yaşam enerjisiyle topluma umut olması beklenen çocuklarımız ve gençlerimizin hayatlarının bu şekilde karartılması, yıllardır izlenilen politikaların ve toplum mühendisliğinin bir sonucu olarak görülmelidir. Uygulamaya geçirilmek istenen eğitim hakkı ve çocuk hakkı ihlalidir. Özellikle biz yurttaşların, velilerin ve eğitimcilerin görevi bu yapılardan çocuklarımızı uzak tutmaktır. Her anne ve baba, tüm veliler çocuğunun eğitim süreçlerini takip ederek onların yanında olup destek olmalıdırlar. Zorunlu din dersi uygulamasının hayata geçirilmesi ülkemizi nitelikli, bilimsel, laik ve kamusal eğitimden daha da uzaklaştıracaktır. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. Zorunlu din derslerinin genişletilmesi değil, tümüyle kaldırılmasını talep ediyoruz. Zorunlu din derslerinin anaokuluna kadar indirilmesi kabul edilemez bir uygulama. Sadece anaokulu değil aslında, bütün eğitim sisteminde zorunlu bir din dersini kendisi kabul edilemez. Bu özgürlükçü laiklik eğitim sistemine, özgürlükçü laik bir sistemin kendisine aykırı bir durum. Bu konuda verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen, yerellerde yine benzer kararlar olmasına rağmen bu konuda halen var olanı da daha genişleten, anaokuluna kadar indirilen uygulamanın kendisi aslında geleceğimiz açısından ve bu ülkede eşitlik, özgürlük açısından farklı dinlerin, farklı mezheplerin üzerindeki baskılar açısından kabul edilemez bir durum. Bu ülkede çok farklı dinler, farklı mezhepler, farklı inanışlar var. Sadece tekçiliğe dayalı bir anlayış üzerinden dayatılması ve bu sadece bu dinin öğretilmesi de ayrıyeten kabul edilebilir bir durum değil. Biz iktidar biliyoruz ki kendi ideolojik zeminini örgütlemek üzere bütün bunların hepsini yerleştiriyor. Kendi söylediği gibi ikinci bir gençlik yaratmaya çalışıyor. İdeolojik zemini üzerinden örgütlemeye çalışıyor ve kendi iktidarını güçlendirmeye çalışıyor. Bütün olarak söylemek gerekirse hiçbir şekilde din eğitimi zorunlu olamaz, isteğe bağlı olmak zorunda.